bence üretim ilişkilerinin yeniden, özellikle genç nüfusun içinde olduğu, tüketim ve geliştirilen teknolojinin sadece tüketimi kolaylaştırılması şeklinde değil, üretim alanlarının oluşturulması ve bu üretim alanlarında üreticiliğin de geliştirildiği, aynı paralelde geliştirildiği teknoloji gelişimini hep göz önünde tutmak lazım. Ve dolayısıyla bizim belediyelerimizde, özellikle Cumhuriyet Halk Parti belediyelerinde, özellikle genç nüfusun istihdam yaratılması için, genç nüfusa istihdam yaratılması için arkadaşlarımız çok değişik, biraz önce söylediğim temelde tespitler yaparak günü kolaylaştırmak şeklinde onlara istihdam yaratmaya çalışıyoruz. Ama bu istihdam maalesef kalıcı, gerçekten sürdürülebilir, çok uzun geleceğe yönelik olamıyor. Onlara altyapı teşkil edebilecek durumda değil. Onun için bizler şu anda yaşamı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu kolaylaştırmanın içinden de ne yapılması gerekiyorsa çeşitli alanlar yaratılıyor. İşte bu sizin bahsettiğiniz gibi özellikle dijital platformun önde tutulduğu şekilde gençlerin o alanda eğitilmesini sağlayacak, o alanda istihdamı yaratmak şeklinde var ama biliyorsunuz dijital platformun gelişiminin de sonu yok. O zaman her yeni arkadaşlar yeni gelişen teknolojinin nasıl geliştiğini peşine takılacaktır. Onun takibine yol açacaktır ama bir gün tekrar başa dönüldüğünde eğer bizler üretim paralelliğinde bu işi oturtmazsak, altyapısı üretim olan temel ilişkiyi kuramazsak ekonomik ilişki olarak bu işin sonunu yakalamak mümkün değildir. Türkiye çok güzel söyledi ama gerçekten savaşın bittiği, savaşın olmayacağı bir Türkiye çok kısa sürede beklerim. Ve eğer vaktim varsa bir cümle bizim içinde bulunduğumuz dönemle ilgili bir konuyu paylaşmak isterim. Şimdi şu anda dünya, özellikle de Avrupa, Türkiye'den başlayan Avrupa kıtası bir mülteci sorunu, mültecilerin kabulü mü, reddi mi, kapılar kapansın mı, açılsın mı tartışmaları yapıyor. Ama benim özellikle Avrupalı arkadaşlara bir önerim var. Ya gelin bu savaşın nasıl bitirileceği konusunda bir çaba sarf edelim.